Milli ekonomi modeli hani ne kadar anlatırsak sürekli hani keşfettiğiniz bir altın madeni gibi düşünün. Yani içine girdikçe yeni hazinelerle karşılaşırsınız. Milli ekonomi modelinin en özgün yanlarından biri paraya getirdiği tanım. Hani kapitalist liberal sistemde para bir ödeme aracıdır. Para işte bir değer ölçüm aracıdır, değer birimidir. Para bir işte tasarruf aracıdır. Ama milli ekonomi modelinde para aynı zamanda üretimi tahrik eden en büyük faktördür. İşte deminki konuya gelecek olursak Türkiye 70 yıldır niye sanayileşmesini yapamadı? Çünkü parayı bir tahrik unsuru olarak, yatırım unsuru olarak kullanamadı. Çünkü kendisine ait bir parası olmadı. Kendisine ait bir merkez bankası olmadı. Bu iddialı bir hani ifade. Niye diyeceksiniz? Çünkü ne diyorlar? Merkez bankası bağımsız olsun. Hükümetlerden bağımsız olsun. Çünkü merkez bankaları küresel sisteme bağımlı. Küresel finans sistemi istiyor ki sadece bana bağımlı olsun. Onun için ne diyorlar? İşte merkez bankası borç alacak, rezerv tutacak, rezerv karşılığı para basacak. Aslında buna ne diyordu merhum Haydarbaş hocamız? Bu para basmak değil ki, tercüme para. Yani sen oradaki dolar kadar, euro kadar para basıyorsan bu senin paran değil. Gerçekten zaten onun içindir ki Türkiye niye yıllarca hep demin anlattığım devalüasyon sopasıyla adeta bütün kazanımlarını bir gecede, bir ayda, bir yılda kaybediyor? Çünkü kendine ait parası yok. Dolarize olmuş bir piyasa. Türkiye'nin ilk çözmesi gereken işlerden biri de bu. Yani bir ülkenin kendi vatandaşı bu gerçeği görüp ya sen madem orada rezerv tutuyorsun, sen kendi parana güvenmiyorsun, ben de sana güvenmiyorum, ben de işte bütün paramı dövize park ediyorum. Türkiye'nin şu an yaşadığı sorun bu. Merkez Bankası eksi 45 milyar dolar rezervi tüketmiş ama vatandaş 236 milyar dolarını bankalarda tutuyor. İnşallah o bankalarda duruyordur onlar. Bir de böyle bir problem var. Hiçbir iktisatçının tartışmadığı. Peki niye böyle? İşte merhum hocamızın söyledi. Demek ki diyor bunun problem ne? Siz senyoraj hakkınızı kullanamıyorsunuz. Bakın bu tuğra hakkı. Eskiden krallar, padişahlar para basmak bir değil mi? Egemenlik hakkı. Ama siz tercüme para basarsanız egemenliğinizi kaptırdınız demektir. Şimdi biz ne yapacağız? Milli ekonomi modeli ne diyor? Biz vatandaşı dolardan, eurodan, Merkez Bankası'nı euro saltanatından, dolar saltanatından kurtaracağız. Milli gelirimizin büyümesini baz alarak, milli gelirimizi baz alarak kendi paramızı basacağız. Bu parayı basıp ne yapacağız? Bugünkü şeylerin yaptığı gibi, Türkiye gibi, işte Amerika gibi ülkeler ne yapıyor? Aslında parayı basarken borçlanıyor. Kime? Yine para babalarına. Diyorlar ki önce tahvil hani alacaksın. Hani Merkez Bankası şey yapacak, devlet tahvilini işte satın alacak. Aslında ne? Yani bastığı para için faiz ödüyor. Yani böyle bir şeye inandırmışlar. Dolayısıyla bu nereye gidiyor? Yine hayali piyasalara gidiyor. Oysa milli ekonomi modelinde para sosyal devlet, milli devlet modeliyle tüketiciye gidecek. Çünkü bu ekonomi tüketim yanlı bir ekonomi. Tüketimi güçlendirerek ekonomisini güçlendiren bir model. Sizin tüketiminiz varsa, o zaman tüketim gücünüz varsa üretimi kamçılayacak. Şimdi böyle bir denklem olmadığı için bakın Türkiye'de işsizlik %25, eğitimli işsizlik %30. Yani çalışabilir nüfusun üçte biri genç işsiz. Genç işsizlik %30. Normal hani yaş ortalaması olarak baktığınız zaman %25. Gerçek işsizlik rakamları bunlar. Ama ne oluyor? İşte vatandaş iş aramaktan vazgeçti. İstatistikten sil. Hani son 5 yılda TÜİK'in Devlet İstatistik hani kurumunun rakamlarla oynamasını da hesaba kattığınız zaman hani sokağa çıkacak halimiz yok. İşte bu modeli senyoraj hakkını kullanarak paramızı, milli paramızı basarak ve hani o milli parayı da
milli vatandaşımıza tabiri caizse dağıtarak, vatandaşlık maaşı olarak, ev hanımına maaş olarak. Bakın bugün artık dünya tartışıyor Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in modelini. Ne diyorlar? İşte temel gelir olsun, her vatandaşa verelim. Bunu ortaya koyan kim? Merhum hocamız, Haydarbaş hocamız. Bir başka nokta, devlet millet işbirliğiyle, hani sanayi sektörü, vatandaş ve devlet işbirliğiyle madenlerimizi, yeraltı kaynaklarımızı, işte kritik sektörleri ne yapmak? Büyütmek. İşte Güney Kore örneğini verdim. Bugün hani Hyundai'dir, işte bilmem Samsung'tur. Bu şirketler nasıl doğdu? Devlet arkasında durdu. Yani piyasada diyelim faiz %15 iken onlara %3 ile kredi verdi. Biz ne diyoruz? Faizsiz, devlet ortaklığıyla, millet ortaklığıyla, sanayici ortaklığıyla bir model ve bu modelle biz şu an geride kaldığımız hangi sektörler var? İşte yassı çelik sektörü. İşte çelik sektöründeki en katma değerli işler. Ya da işte teknoloji sektörü. Ya da işte dijital sektör. Bakın Türkiye'nin dijital platformu var mı? Platform şirketleri var mı? Yani bir Amazon gibi, bir Alibaba gibi, bir işte Facebook gibi, bir Google gibi. Yok. Peki ne olacak? Hani başında söyledim. Dünya bugün Çin'in devlet olarak teknolojiye tahakküm etmesi, Batı'nın 5-6 şirketle 600-700 milyar dolarlık sizin milli geliriniz kadar değerle dünyanın üstüne çöreklenmesi. Bu dijital faşizm çağında sizin ne yapmanız gerekiyor? Sadece ülke olarak da değil, dostlar edinerek, komşularınızla iyi geçinerek bir ekonomik havza oluşturmanız gerekiyor. Gerçekten yani bizim şimdi şöyle, ya Ecevit dönemine bakarsak bu dönem iyi. Bunlar yazık, yani çok yazık. Ya işte bir önceki iktidar dönemine bakarsak bunlar çok iyi. Çok yazık, çok yazık. Yani dünyayla yarışan bir Türkiye. Atatürk ne diyordu? Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak. Şimdi bu ufka bakın. Bir de bugünkü vatandaşın geldiği ufka bakın. Ya bir önceki iktidar. Ya kardeşim senin rakiplerin nerede? Dünya nerede? Sen öyle bir döneme giriyoruz ki bakın Hindistan bile kalkınıyor. Yani dünya nüfusu Çin'in 1 milyar 400 değil mi? Hindistan 1 milyar 300 mü 500 mü? Ya bir o kadar. Amerika, Avrupa 400-500 milyon. Sizin yani dünya farklı bir ekonomik havzalar dünyasına gidiyor. Küreselleşme bitti ama evet güçlü devletler olacak. O güçlü devletlerin etrafına dizilmiş müttefikleri olacak ve onların ortak ekonomik şeyi dayanışması, işbirliği ve havzalaşmalar olacak. Başka türlü siz Çin'le nasıl rekabet edeceksiniz? Bütün bu konuları siyasetin konuşması lazım. Bütün bu konuları iktisatçıların konuşması lazım. Yani 1,5 milyar Çin'in bu kalkınma hızı devam ederse bunun bizi başta Kazakistan'ından, Türk Cumhuriyetlerinden, işte İran'ından Türkiye'ye kadar bütün bir ülkeleri hani bir de değil mi bir yol bir kuşak projesiyle hani ele geçireceği bir dünyada Amerika'nın, Avrupa'nın buna rakip bir güç olarak ele geçireceği bir dünyada siz neredesiniz? Bakın hani şimdi savunma sanayinde bir şeyler yapıyoruz güzel ama bunun bu yapılanları ileriye taşıyacak bir ekonomik gücünüz var mı? Hani size ait milli paranız var mı? Yani borç alarak dünyaya efelik yapıyorsunuz bir yere kadar. Sizi hani bir savaşın içine iterler, elinizdeki hani tabiri caizse silahları paketlerler ve siz tuzağa düşersiniz tıpkı Osmanlı'nın düştüğü gibi. Onun için bir ülkenin tek başına benim işte silah sanayinde şuradayım, savunma sanayinde buradayım. Sizin hani bir aylık mühimmatınızı taşıyacak ekonominiz yoksa nasıl olacak bu iş? İşte biz diyoruz ki 300 yıldır çözülemeyen cari açık meselesini çözecek. 300 yıldır. 300 yıldır çözülemeyen, 300 yıl diyorum bakın, enflasyonu çözecek.
300 yıldır çözülemeyen sanayileşmeyi çözecek. 300 yıldır çözülemeyen işsizliği çözecek. Ben bunu diyorum, bazı hani tarihe tapınan arkadaşlar hani işte ya ne diyorsun? Evet, Osmanlı daha 1600 yılında uleması, çocukları, medresedeki çocuklar isyan ediyor, parasız kalıyor. Suhte isyanları. Değil mi? Anadolu'da Celali isyanları. Ne isyanları bunlar? Yokluk isyanları. Ne isyanları bunlar? Vergi isyanları, haksız vergi isyanları. Şimdi bir ülke niye haksız vergi alır? Üretim yapamadığı için. Bakın hani bu ayrı bir bahis. Osmanlı'yı apayrı konuşmamız lazım. İslam dünyası gerek Emeviler döneminde, gerek Abbasiler döneminde, gerek Selçuklular döneminde, gerek de Fatih dönemine kadar cap canlı bir ekonomik hayat yaşadı. Yani bu hayat devam edebilseydi, hani batı değil reformlar, işte ekonomik kalkınmalar bu coğrafyada yaşanacaktı. Ama ondan sonra biz ne yaptık? Bizans'ın hastalığını aldık. Bizans devletçiliğini aldık. Askeri bir devlete dönüştük, aynen bugün olduğu gibi. Hani asker tamam, ama asker toplam faktörün bir parçası. Sen ekonomik hayatı ihmal edersen, orayı kapitülasyonlarla yabancıların eline verirsen, parayı yabancı sarrafların insafına bırakırsan, tefecilerden beslenen, sonra da Ebu Suud Efendi'nin fetvalarıyla kendini kandıran bir ülke olursan bu sorunları çözemezsin. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş babasından aldığı eğitimle, vizyonla, ufukla, heyecanla bu 300 yıllık Türkiye'nin üstündeki ağırlıkları atacak bir iddiayla, bir vizyonla, bir enerjiyle geliyor. Yani ben baştaki cümlemi tekrar ediyorum. Siyaset siyasetçilere bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Hele eski siyasetçilere bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Ekonomi ekonomistlere bırakılmayacak bir iştir. Teknolojide teknoloji bürokratlarına bırakılmayacak kadar tehlikeli yerlere gidiyor. Bütün bunların farkında olan bir siyasi liderliğe, bir siyasi sete, bir yeni siyasete bizim ihtiyacımız var. O da Hüseyin Baş önderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi'dir.